Gülbin Tosun 10 Kasım 1978'de İstanbul'da dünyaya geldi. Başarılı bir öğrenciydi ve üniversite tercihini İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden yana kullandı. Sağladığı üstün başarıyla TRT spikerlerinden eğitim alma şansı yakalayan sayılı öğrencilerden biri oldu. 1995'te Kanal E'de muhabirlik ve spikerlik yaptı. 1999 senesinde Show TV'ye geçti. Reha Muhtar'ın haber ekibine katılan Gülbin Tosun, gece haberlerini hazırlayıp sundu. Sonrasında Reha Muhtar'la yaşadığı anlaşmazlıklar ona başka bir yol çizmesi gerektiğini düşündürdü. Reha Muhtar'ın kariyerindeki yerini Burada Laf Çok programında şu sözlerle anlatmıştı. Sevgili Reha Muhtar'la Show TV'de beraberdik. Habercilik anlamında önemli konuma getirdi beni gerçekten. İzler veya duyar, minnettarlığımı iletmiş olayım. Ama sonrasında anlaşmazlığa düştüğümüz konular oldu. Dolayısıyla 2001 krizine giden süreçte benim için vesile oldu. İngiltere'ye gitmeme, İngilizce öğrenmeme yardımcı oldu. Ama aramızda ufak bir anlaşmazlık da olmuştur zamanında. Tuncay Özkan'la Fatih Altaylı'nın kendisine getirdiği teklifi değerlendiren Gülbin Tosun, 2000 yılında Kanal C ekranlarında spikerlik ve sunuculuk yapmaya başladı. 2001 yılında eğitim için Londra'ya gitti. Burada pazarlama okudu. Staj yaptı, ayrıca bir diş hekiminin yanında çalışıp onun gazete yazılarını yazdı. Gülbin Tosun'un o dönemlerde diş hekimliği okuduğuna dair yanlış bir bilgi dolaşmıştı internette. Bununla ilgili Mesut Yar'ın sunumuyla CNN Türk'te yayınlanan Burada Laf Çok programında şunları söylemişti. Öyle çıktı internette, öyle zannedildi. Ben İngiltere'ye okumaya gittiğim zaman o da 2001 krizine denk geliyor, bir başka kanaldan ayrılmak durumunda kaldım. İşten çıkarıldım patronla anlaşamadığım için aslında. Ben de o süreyi değerlendirmek için yurt dışına gideyim dedim. Hem İngilizcemi geliştirdim hem pazarlama okudum. Marketing dersem kızabilirler. İngilizce konuşuyor, Türkçe bilmiyor mu diye. Aynı zamanda bir diş hekiminin yanında onun gazete yazılarını yazdım. Çünkü kendisi Azeri kökenli İranlıydı. İsveç'te 40 yaşında dişçi olmuş, çok sevdiğim biri. Öyle bir işte çalıştım. Birisi bir yerden yanlış anlamış. Gülbin Tosun Londra'dayken stajını başarıyla tamamladı, Londra Türk Radyosu'nda haber programı hazırladı. Sonra Türkiye'ye döndü ve kariyerine kaldığı yerden devam etti. SkyTürk'te sabah haberleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyordu. Burada bir süre kaldıktan sonra 2010 senesinde Fox TV'ye transfer oldu. Disney'in aldığı isim hakkının dolması nedeniyle Fox yayın yaptığı ülkelerde Star Channel veya FX olarak isim değişikliğine gitti. Ancak Türkiye'de zaten FX ve Star TV olduğu için 24 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'ye özgü olarak Now adını alacağı duyuruldu. 12 Şubat 2024 itibarıyla da değişim gerçekleşti. Gülbin Tosun yıllardır hiç durmadan çalışıyordu. Çalışmamak gibi bir şeyi aklından bile geçiremiyordu. O hem çalışmayı hem de haberciliği çok seviyordu. Mesut Yar'ın sunumuyla CNN Türk'te yayınlanan Burada Laf Çok programında kendisiyle ilgili şunları söylemiştim. Kendimi çalışkan bir insan olarak tanımlıyorum. Şimdiye kadar hep çalıştım. Bir zamanlar sosyal fobisi olan bir insandım. Onu yendim. Sosyal fobiyle 20 sene boyunca bu mesleği nasıl sürdürebildiğimi ben bile merak ediyorum ve bu noktaya nasıl gelebildiğimi. Yanlış anlamasın kimse, bir noktaya geldim derken çok iyiyim, benden iyisi yok değil, çok şükür bir yerdeyim. Alnımın akıyla çalışıp paramı kazanacak noktadayım ve 20 yıldır bu işi devam ettirebiliyorum. Onun için kendimi çalışkan birisi olarak tanımlıyorum. Haberleri sabah akşam takip ediyorum. Gülbin Tosun 2011 senesinde Demsa grup yöneticisi Atıf Ün'le nikah masasına oturdu. Yıllarca Fox'ta Gülbin Tosun'la Fox Ana Haber hafta sonunu, yazınsa Fox Ana Haber'i sunmaya devam etti. Ayrıca Fox Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablası.
Yıllar önce başından tatsız bir olay geçmişti Gülbin Tosun'un. Ekranda yaptığı bir yorum sebebiyle yaşadıklarını Burada Laf Çok programında şöyle anlatmıştı. Yayında bir yorumda bulundum. 112 sağlık çalışanları ile ilgili. Kendileri ile ilgili haberler yapıyoruz. Hep tarafsız olmaya çalışıyoruz bu konuda. Samimiyetimle söylüyorum. Ben tarafsız değilim kendi adıma. Ama Fox Haber olarak buna çok uğraşıyoruz. Fox Haber'i sunduğum için tarafsız bir yorumda bulundum. Bunun üzerine bir ATT derneğinden bana bir kınama yazısı çıkarıldı. Ben de dedim ki benim yorumum ona değildi. Benim üzerime bu kadar gelmeyin dedim. O kadar çok tweet geldi ki, o kadar çok üzüldüm ki herkese doğru düzgün cevap vermeye başladıktan sonra 112 sağlıkçı arkadaşlarımızın derneğinden basın açıklaması geldi. Beni kınıyoruz diye listelerine koydular. Ben de oturdum bir pazar günü, bütün günümü harcadım, bir basın açıklaması yazdım. Değer verdiğim için, yanlış anlaşılmak istemediğim için. Köşe yazımı da yazdım. O beyefendiyle konuşmuştum telefonda. Neden böyle bir şey çıkardınız benim hakkımda? Ben bunu demek istememiştim beyefendiciğim diye. Tamam dedi. Siz de basın açıklamanızı yazın, biz de yayınlayalım. Tamam, yazdım, gönderdim. Lütfen bunu yayınlar mısınız? Yok, bizim yönetim kurulunda sizin açıklamanız yeterli görüldü. Biz bunu yayınlamayız. Şimdi sitelerini açsanız hala benim Gülbin Tosun haberi var. Şimdi bu nedir? Gülbin Tosun, İstanbul Day Squid dergisiyle yaptığı röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı haberci sorulara tüm alçak gönüllülüğüyle cevap verirken, işinin kendisine yüklediği sorumlulukların da bilincinde olarak soruları cevapladı. Yeniden dünyaya gelse yeni haberci olmak isteyeceğini dile getiren Gülbin Tosun, her ne kadar yıpratıcı bir meslek de olsa, evet haberci olmayı yine isterdim. Ama bazen aklıma gelmiyor değil, ben görsel anlamda yaratıcı bir insanım. Tasarımcı olabilirdim. Moda alanından mimariye, teknolojiye geniş bir yelpazede başarılı olabilirim ve büyük keyif alırım diye düşünüyorum ki aslında eğitim alabilirsem belki hala mümkün olabilir bu. Bir de bugünkü Gülbin şimdiki mesleğini yapmıyor olsa hangi meslekte mutlu olurdu diye sorsanız o hayvanlarla ilgili bir iş olurdu. Kendimi bildim bileli tüm hayvan türlerinden büyülenmişimdir adeta. Büyük bir sevgi, şefkat hisseder, merak duyarım dünyalarına dedi. İstanbul Ataköy'de bulunan evinde 9 Temmuz 2012'de yangın çıktı. Tosun bu kötü haberi tam yayın saatinde aldı. Olanları an be an canlı yayında izledi. Üstelik kedisi de zarar gördü. Gülbin Tosun Asli Hukuk Mahkemesi'ne bina yönetimi, taşeron firma ve sigorta şirketi aleyhine 5.000 lira manevi, 100 lira maddi olmak üzere tazminat davası açtı. Ünlü spikerin avukatı Gonca Öndemir, haber spikerliği yapan müvekkilim tam haber saatinde yangını öğrendi. Kendi çalıştığı televizyon kanalının canlı yayın araçlarının olay yerine gelip kayda geçmesi suretiyle gördü. Canlı yayında evinin zarar gördüğünü izledi. Müvekkilim büyük acı çekti dedi. Dava dilekçesinde Gülbin Tosun'un oğlum diye sevdiği kedinin zarar görerek klinikte oksijen kabininde kaldığı vurgulandı. 2018'de kararını açıklayan mahkeme apartman yöneticisine açılan davanın reddine 9 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte 2700 lira tazminatın davalı taşeron şirkette sigorta şirketinden tahsiline karar verdi. Manevi tazminat davasını da kısmen kabul eden mahkeme 1500 lira manevi tazminatın davalı taşeron şirketten davacı Gülbin Tosun'a ödenmesine karar verdi. Biz de usta haberciye hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.